Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Cooler Master GA271 monitörle birlikteyiz. Gelin şimdi birlikte bir kutu açılışını yapalım. Sonrasında da bu monitörün tüm özelliklerine birlikte değinelim. Evet, şöyle kutumuzu yana yatırıyoruz ve şöyle hemen... Bu arada tek başıma çıkartabildiğim ilk monitör kutusu diyebilirim. Ama sanırım ters çıkarttım çünkü adaptör kutunun içine düşmüş. Sanırım diğer taraftan çıkartacaktım. Evet, kutu içerisine açtığımda böyle kullanma kılavuzları çıktı. Ondan sonra bir adaptör çıktı. Bir tane 3 uçlu adaptör çıktı. Monitörü tutan ayak çıktı. Bir adet de adaptörümüz çıktı. Aynı zamanda kutu içerisinde bir adet de HDMI kablo bulunuyor. Hemen şöyle yan tarafa devam ettiğimde ayağımız bulunuyor. Hemen ayağımızı hızlıca takalım. Ve gördüğünüz gibi hiçbir vidalama işlemi olmadan tık diye oturttuk ayağımızı. Hemen bunu kenara aldım. Kullanma kılavuzlarını yana attım. Şöyle sıra monitörümüze geldi. Hemen buradan monitörümü çıkardım. Şöyle pratik bir şekilde geldi. Monitörümüzün ayağını aslında şu an gördüğünüz gibi sizin karşınızda hiçbir tornavidaya, hiçbir alete ihtiyaç duymadan monitörüm hazır bir hale geldi. Yani ben de böyle düşünmüyordum. Hani hiç değilse bir vida sıkardık bir yerde diye düşünüyordum ama hiçbir şey yapmadan tık diye monitörümüz hazır. Şimdi ben bunu bir bilgisayara bağlayayım. Birlikte özelliklerine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi monitörümüzü bağladık. Şu anda 2560'a 1440 çözünürlüğünde ve 100 Hz değerinde. Aslında bunu anlatırken bir kısımda monitörümüzün özelliklerinden bahsetmiş olduk. Yine üzerinden geçecek olursam eğer, monitörümüz zaten standartlar artık 1080p'nin yavaş yavaş kaybolduğu dönemlere geldiği için 2560'a 1440p'lik bir çözünürlükle de geleceği bir yatırım monitörü olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda çok fazla rekabetçi oyunlar oynamıyorsanız, biraz daha safe takılıyorsanız, mutlu relax oyunlar oynuyorsanız 100 Hz'lik ekran yenileme hızı da sizi yeterince tatmin edecektir. Aynı zamanda 1 milisaniyelik tepki hızıyla birlikte yine dediğim gibi görüntü kalitenizi, hissiyatınızı ve edineceğiniz tecrübeyi de arttırıyor olacak. Panel kısmına baktığımızda derin siyah seviyesi ve iyi bir kontrast oranı sağlayan VA panel kullanılmış. Bu sayede görüntüleri bir tık daha kaliteli görebiliyorsunuz ve hissiyatınız da daha da artıyor. Bu tabii genellikle tercih meselesi. VA paneller IPS bir panele göre daha karanlık. Normalde 1000'e 1 kontrast varken VA panelde 4000'e 1 kontrast görüyoruz. Aslında bu monitörü diğer monitörlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri de bu. Ekran parlaklık tarafına baktığımızda bir tık zayıf kaldığını söyleyebilirim. 250 nitlik bir parlaklık var. Bu monitörde böyle 300-350 nit gibi bir parlaklık olsaydı gerçekten tadından yenmezdi. Fakat fiyat performansına baktığımızda 2K'lık bir çözünürlükte böyle bir ürüne sahip olmak aslında tercih sebebi haline getiriyor. Aynı zamanda monitörümüzün sRGB oranında %95'e yakın bir değerde sunulmuş. Ayrıca bu monitörün HDR desteği de bulunuyor, fakat HDR desteğimiz standart bir HDR sertifikası. Yani video izlerken veya oyun oynarken daha keskin görüntüler görebiliyorsunuz. Yani bu özellikleri toparladığımızda şunu söyleyebilirim. 2K bir görüntü kalitesi, 100 Hz'lik bir yenileme hızı ve 1 ms'lik gecikme hızıyla birlikte günlük kullanıcıların ideali haline gelebilecek bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Zaten şöyle ekrana ben de baktığımda hissiyat olarak gayet kaliteli ve güzel bir hissiyat alıyorsunuz. Tasarım tarafına baktığımda şunu söyleyebilirim. Fiyat olarak genellediğimiz için bu monitörün böyle yukarı aşağı inen ve pivot özelliği olan bir ayağa sahip olmasını çok isterdim. Fakat fiyat performans tarafından değerlendirdiğimiz için buna çok fazla laf söyleyemiyorum açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim, öne arkaya doğru eğim ayarını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ayrıca çıkışlarına baktığımızda bir adet 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunuyor arka tarafta. Bir adet DisplayPort, 2 adet HDMI,
ve bir de güç girişi arka tarafta bulunuyor. Aynı zamanda yükseklik alçaklık ayarı yok dedik, pivot özelliği yok dedik ama arkada VESA girişi bulunuyor. Bu VESA girişiyle birlikte piyasada uygun fiyata temin edebileceğiniz ayaklarla birlikte istediğiniz şekilde monitörünüzü konumlandırabilirsiniz. Ayrıca tasarımdan devam ediyorken üç tarafı çerçevesiz bir tasarım üzerinde çalışılmış. Bu nedenle 2-3 monitör yan yana koyduğunuzda gerçekten kaliteli bir görüntü alabilirsiniz. Son olarak şunu ekleyeyim. Monitörümüz aynı zamanda düşük mavi ışık moduna sahip ve ekstra olarak da flicker free özelliği de bulunuyor. Yani herhangi bir titreşim vesaire olmuyor. Yani videomuzun sonuna gelmişken Cooler Master GA271 bizim gönüllerimizi aldı. Hem özellikleriyle hem fiyatıyla hem de 2K olmasıyla monitör almayı planlayanlar için istek listesine eklenilebilecek monitörlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.